Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere komutanlara nasıl XP kasılacağını anlatacağım arkadaşlar. Nasıl yöntemleri neler, ne şekilde kasabiliriz. Bunlardan bahsedeceğim biraz da. Çünkü bu nokta da önemli arkadaşlar. Çünkü komutan XP kasmasanız zaten bir anlamı da yok. Onun için bu noktaya biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar komutanlara nasıl XP kasarız? İlk yöntem şu şekilde. Barbar bar kesersiniz. Ee, barbar kese artı bu kitaplar var biliyorsunuz bu kitapları veriyor bu kitapları basarak xp kasa biliyorsunuz ee, artı şuradan uzaklaştırarak göstereceğim şu e, dıştan başlayanlar yani en dıştan baktığımız zaman arkadaşlar dıştan içe doğru girdiğimiz için e, şuradan göstereceğim size şurada mesela hemen göstereyim gelirse ekran tabii ki Burada da biliyorsunuz e, barbarlar çıkıyor şunlar, şunların düştü. E, oba barbarları da kestiğiniz zaman onlar da yaklaşık arkadaşlar günde iki kere çıkıyor e, 12 saatte bir çıkıyorlar onları kestiğiniz zaman da yine yani xp alıyorsunuz şu anda canlı olan bir yer varsa orayı bulursam orayı göstereyim sizlere arkadaşlar şuralara bakayım şura belki canlıdır evet bakın <laughs> kutsal yapı muhafızı bunlar muhafız diye geçiyor arkadaşlar. Mesela buradaki ilk baştakiler şurada XPC gözüküyor arkadaşlar. 2500 XP veriyor arkadaşlar. Bir bunları kesiyoruz. Bunlar topluca kestiğiniz zaman da mesela kalan arkadaşlarınızla veya başka kişilerle kestiğiniz zaman da her e, bir kere bile vursanız bu XP'yi alıyorsunuz arkadaşlar. E, onun için topluca genelde kesiliyor bunlar başlarda. İçe doğru gittikçe bunlar güçleniyor, verdiği XP de artıyor arkadaşlar. Yani e, dışta 2500'dü mesela. Şu işte muhtemelen kalmamıştır ama bu, mesela buradakiler yaklaşık 5.000 5.000 falan veriyor herhalde bu, buradakiler. En ortadakiler ise arkadaşlar artık son olanlar 15.000 veriyor orta kısımdakiler. Yani giderek güçleniyor zaten ortaya gittikçe. Bunları kesebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, artı barbarlar biliyorsunuz e, XP veriyor bizlere. İşte bu barbarları kestiğimiz zaman mesela şurada gördüğünüz gibi 23 23 seviye barbar e, seviyesi arttıkça, düştükçe XP değişiyor. Arttıkça tabii ki XP'si fazlalaşıyor arkadaşlar. Diğer bir yöntemde arkadaşlar şu kaleleri kesiyoruz. Bunları böyle rally açarak kesiyoruz topluca. Genelde şu XP kitabı veriyor arkadaşlar. Burada XP kitaplarında genelde buradan elde edebiliyoruz. Bu barbar kalesi keserek. Yani kestiğimiz zaman XP almıyoruz ama bize her kesen o kişiye, o rally'de bulunan kişiye XP kitabı veriyor. Bu şekilde bir yöntemimiz var. onun haricinde işte değineceğim bir nokta şu arkadaşlar. Bir de XP'yi hızlı kastırma yöntemimiz var. O ne? Ondan bahsedelim. O da arkadaşlar şu. Loharımız var biliyorsunuz. Loharımızın bu özelliği arkadaşlar pardon şu özelliği deneyim bonusunu %70 arttırıyor arkadaşlar. Yani siz gidip bir tane tarafsız yaratık kestiğinizde yani barbar kestiğinizde o gösterdiğim muhafazaları kestiğinizde işte 1000 veriyorsa 1700 veriyor mesela. Hani çok büyük bir rakam. Bu aynı olay Boydika'da da var. Şurada gördüğünüz gibi diyor ki arkadaşlar %25 hem verdiği hasarı hem de e, bir de deneyimi %20 arttıran olay var arkadaşlar. Burada okuduğunuz zaman bunları elde edilen komutan deneyimini %20 arttırır. Boydika ve Herman e, Herman diyorum pardon. Boydika ve Lohar ikisi arkadaşlar XP kasma konusunda yanına komutanlar koyduğunuzda kasar. Artı yetenek ağaçlarında e, onu da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi buna verdiğiniz zaman arkadaşlar barbarlar ve diğer tarafsız bilmeden ee, elde edilen deneyim %15 arttırır arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki %15 de buradan geliyor. Aynı şekilde Boydika... Ben Boydika'yı da şu anda o şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Ee, bu kısmı e, kullanıyorum. Neden derseniz genelde barbar kesme olayında kullanıyorum ben Boydika'yı. Düz savaşlarda da kullanabilirsiniz. Düz savaşlarda kullanmak isteyenler arkadaşlar beceri kısmını e, fullleyebilirler Buradan da barış koruma kısmından da mesela okçu birimleriyle kullanmak istiyorsanız okçu kısmına e, ile kullanmak istiyorsanız atlı kısmına böyle işte e, piyade ise piyade kısmına vererek buradan yukarı doğru verebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya doğru mesela. E, onun haricinde benim gibi ben mesela dediğim gibi kişisel olarak barbar kesme konusunda kullandığım için boyduk. Yani savaşlarda da kullanmak yerine barbar kesmede kullandığım için bu şekilde veriyorum arkadaşlar. Gene dediğim gibi bunda da %15 deneyim arttırma olayı var. E, onları kullanıyorum. Boyduk ve loharı. Yani bir de şu özellik de önemli arkadaşlar. Onu da göstereyim. E ee, şurada bakın. Barbarlara ve diğer taraflarına saldırmak için gereken eylem puanı 10 düşürür. Yani normalde 50 biliyorsunuz Barbarlara saldırma. Bu bunun sayesinde ile çıkıyorsunuz. Yani o size 10 e, fayda bırakıyor. Ben aynı şekilde dediğim gibi bu loharda da olduğu için ikisini birlikte lider komutan kullanıp arkalarına komutan koyuyorum ve e, alınan sonuç ortada. Şimdi zaten şuradan hemen bir 21 seviye var, 25 sevi 25 seviyeye bir başlatalım. Şimdi mesela normal e, Fatih ve diyelim ki Yiseyong. Şimdi bu ikiliyi birazdan göreceğiz arkadaşlar. Aslında burada 21 seviye aşağıda var. Hemen şu 21 seviyeyi keselim. Verilen XP farkını size göstermek adına. Şimdi mesela Yiseyong'u e, ve Fatih Sultan Mehmet'in alacağı XP'yi şimdi kestiğimiz zaman göreceğiz. Bir de loharla kesince ne kadar fark olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi %70 fark ediyor. %70 fark ettiği için de yani hem barbar kesmede zaten lohar ve Boydika zaten özellikleri var. Artı yetenek ağaçlarında bu özellikler artı XP vermesi yönünden barbar kesmede zaten barbar event'lar çok arkadaşlar biliyorsunuz. şey veriyor. Çok ödüllü işte Krug var normal barbar bar kesme etkinlikleri oluyor. Bunun gibi şeyler de arkadaşlar çok önemli oluyor. Bu iki komutanın full olması, bu iki komutanın dediğim gibi bir yetenek ağaçlarını o şekilde vermeniz. Verirseniz eğer yani az e, puan harcayarak e, maliyeti düşürüp çok e, fazla daha yaratık kesebilirsiniz. Barbar bar kesebilirsiniz. Bu da size e, avantaj sağlar. Hemen şuradan bakın. E, şuraya loharı koyacağım. Şimdi birazdan kıyaslayacağız arkadaşlar İki tane raporu az sonra göstereceğim bunu da kestikten sonra ikisi de 21 seviyeye barbar kestik e, farkı göreceksiniz arkadaşlar e, Dediğim gibi yani Lohar'la Boydika'yı kesinlikle Bu tür eventlarda için kasabilirsiniz arkadaşlar e, Kasarsanız iyi olur e, Çok faydasını görüyorsunuz Lohar zaten Komple barbar kesmek için e, Boydika'da zaten Normal savaşlarda da kullanılabilen bir kahraman Ama Barbar bar kesmek için ben dediğim gibi daha çok o de kullanıyorum. E, faydasını görüyorum arkadaşlar. Evet şimdi mesela kestik. Hemen şuradan bakıyoruz arkadaşlar. İlk başta e, Fatih ve Yi Seong arkadaşlar şurada XP gözüküyor. 2800 K XP almışlar ikisi. E, bakın bu kestiğimiz Lohar'la 4600 arkadaşlar. 4600 XP almışız. Yani burada 2800 neresi 4600 neresi ki... Bunu şöyle düşünün, 50, 50 bin krallıkta xp veren e, elit elitler 50 bin xp veriyor, her 10 seviyede bir olanlar. E, burada mesela adam 50.000 alırken sen yaklaşık neredeyse 90 bin, 40 bin daha üstüne koyup alıyorsun. Yani burada bu nokta çok önemli arkadaşlar. Loharı kesinlikle öne koyup arkasına kasmak istediğiniz komutanları koyarak e, o şekilde dön, döngü şeklinde kasabilirsiniz. Aynı şekilde Boydika da bu iş için uygun. Boydika biraz daha düşük kalabilir, belki ama yani sonuçta iki tane orduyla çıkmanız gerekir. Birini Boydika, birini e, Lohar yaparsınız. Sonuçta 40-40, 80 ap e, puanıyla, şu puanımızla, eylem puanımızla 80 puanla çıkarsınız. 100 puan yerine 80 puanla çıkarsınız. Her saldırıda da bu. Her saldırıda 20 kar, 20 kar bırakır bize. E, bu da arkadaşlar çok düşük gibi gelse de öyle değil yani. Gerçekten çok e, faydası oluyor daha fazla yaratık kesmenizi ve app'ınızı daha e, düzenli şekilde, güzel şekilde kullanmanızı sağlıyor arkadaşlar. E, onun haricinde bu komutanlara değince farklı bir şey yok arkadaşlar. Bu ikiliyi kesinlikle sizlere dediğim gibi barbar olayında öneriyorum. Ama dediğim gibi boyut Kayda çok soran oluyor. Hani düz savaşta kullan tabii ki kullanabilir miyim diyorlar. Tabii ki kullanabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Şuradaki beceri kısmını şunlara vermeden, şunlara gerek yok. Buraya kadar fullleyebilirsiniz. Arkasından da eğer Boydukay'ı karşı kordu kullanıyorsanız gene şunların hepsine verebilirsiniz. Ama diyorsunuz ki mesela ben sadece atlıda kullanacağım. Şuradan giderek sadece atlıyı açarsınız. Buradan okçuyu kullanacağım derseniz okçuyu açarsınız. Sonrasında yukarıya devam edersiniz arkadaşlar. Buraya kadar böyle çıkarsınız. Ee, bu şekilde kullanılabilir arkadaşlar. E, ee, eğer düz savaşta istiyorsanız. Ama ben dediğim gibi ben düz savaşta ihtiyaç durmuyorum. Gerekli kahramanım çok zaten kullanacak savaşta. Boydu ben daha çok barbar kesmede, barbar kalesi kesmede kullanıyorum arkadaşlar. şu özellikleri çok önemli biliyorsunuz zaten. Onun haricinde diyeceğim pek bir şey yok arkadaşlar. Bu ikiliyi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. XP kasma konusunda kesinlikle Lohar ve Boydukay'ı kullanın arkadaşlar. Öne koyun Lohar'ı. Arkasına neredeyse yaklaşık gördüğünüz gibi iki katı XP kazanıyorsunuz. Yani bir, bir kere iki veriyor. Bu da gerçekten önemli bir nokta. Hep kasmak istediklerinizi Bulağar'ın arkasına koyarak bu şekilde hızlı şekilde kastırabilirsiniz arkadaşlar komutanlarınızı. Onun haricinde dediğim gibi barbar kalesi kesip o XP kitaplarını gördüğünüz gibi şunları kasıp bunlarla da kasabilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi o şekilde yaptım şu ana kadar. Ee, tabii ki dediğim gibi şu 12 saatte bir çıkan muhafızları her gün takip edebilirseniz onlardan yüksek miktarda XP kazanıyorsunuz arkadaşlar. Muhafızlar gerçekten yani sürekli onu takip ederseniz 3 orduyla gidersiniz. 3 ordunuzda 6 komutanınız birden XP kazanabilir arkadaşlar. Tek ordu gitmenize de gerek yok yani. 3 ordu birden giderseniz 5 ordu birden giderseniz hepsi her vura bir kere bile vursa XP kazanıyor zaten. O şekilde komutanlarınızı kasabilirsiniz arkadaşlar. XP kasma bu şekilde e, anlattım. Umarım faydası olmuştur arkadaşlar. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.